Evet, Samimi Haber'den, Z raporundan herkese merhaba. Evet, yine sizlerle birlikteyiz. Aslında neredeyse program yaptığımız günden bu yana hiç de iç açıcı konularımız olmuyor işte. İç açıcı konular konuşmuyoruz ve her defasında umarız ve dileriz ki önümüzdeki programda biraz daha yüzümüzü tebessüm edecek konularımız ve konuklarımız olur diyoruz. Ama galiba coğrafya kader midir, keder midir bilemeyeceğim ama hiç daha o gün gelmedi. Umarım gelir. Peki konumuz ne? Hrant Dink biliyorsunuz 19 Ocak 2017'de Agos gazetesinin önünde vurulmuştu ve o gün Samast gözaltına alınmıştı. Tetikçi diyelim çünkü tetikçi destek çok daha yerinde olacak. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de yargı ile ilgili adaletle ilgili tartışmalar devam ederken o gün Samast'ın tahliye edilmesi de bir kez daha aslında bu ülkede adaletin hangi noktada olduğunu bize gösterdi diyebiliriz. Şöyle kısaca bir davanın geçmişini hatırlatmak istiyorum sizlere. Sonrasında da hemen konuğum olacak. Konuğumla birlikte detaylara bakacağız. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde o dönem 17 yaşında olan o gün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti. 24 Ocak 2007'de tutuklanan o gün Samast suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü. Aslında o gün Samast'ın 17 yaşında olması bile o gün Samast'ın tek başına olmadığı ve arkasında karanlık güçlerin olduğunun bir göstergesi. Devam edelim. Temmuz 2011'de çıkan kararda Samast tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlamalarından 22 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. 2019 yılında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan dosyası 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı dava ile birleştirilmişti. O dönemde pek çok gazeteci gibi ben de duruşmalara girip takip etmiştim. Devam edelim. 2020 yılında aralarında Samast'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında örgüt üyeliğinden ceza verildi. Ancak Yargıtay zaman aşımı sebebiyle örgüt üyeliği cezasının düşürülmesine karar verdi. Böyle de o gün Samast örgüt üyeliğinden değil sadece Dink cinayetinden ceza aldı ve tahliye edildi. Evet, detayları konuğumla konuşacağız. Hemen MLSA eş direktörü Veysel Ok'u çağırdık. Veysel, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Zübeyde. Çok teşekkürler davetin için. Rica ederim. Ne demek? Aslında adeta bu tahliye ile birlikte ben kendi adıma şok oldum diyebilirim. Pek çok insan da aynı tepkiyi gösterdi. Rakel Dink yine çok naif bir tepki verdi aslında bugün. Tekrar o en ağır yas günlerine bizi geri götürdüler dedi. Bir kez daha aslında Rakel Dink'in o naifliği karşısında hakikaten eğiliyorum buradan. Evet. Şunu merak ediyorum, aslında hepimizin merak ettiği soru şu. Gerçekten bu suikastin arkasındaki karanlık aydınlatıldı mı hukuk açısından baktığımızda? Çünkü biz şu anda sadece o gün Samast'ı konuşuyoruz. Evet, aslında o gün Samas bir sembol, bir isim. Çünkü devlet adına suç işleyenlerin korunduğu bir sistemde yaşıyoruz. Devlet adına, millet adına, din adına cinayetler işleyenlerin, işte insanlara baskı yapanların, suç işleyenlerin korunduğu bir rejimde yaşıyoruz. O gün Samast da bunun iyi bir sembolü. Bugün Rakel Dink de bunu ifade etti. Yani mesele o gün Samast değil. Mesele bu cinayetin aydınlanmasıydı. Ve hepimiz biliyoruz ki bu cinayet devlet içerisindeki birçok yapılanmanın, birçok grubun ortak uzlaşıyla yapılmış bir cinayet. Yani dün gibi hatırlıyoruz biz 16 yıl önce işte Türkiye'nin ana akım en büyük gazetesinin manşetinde Hrant Dink'in hedef gösterildiğini hatırlıyoruz. Hrant Dink'in valiliklere çağrılıp özel odalarda tehdit edildiğini hatırlıyoruz. İşte katilin o gün Samast'ın cinayetten önce olay yerine gidip keşif yaptığını biliyoruz. Bunu tek başına yapmayacağını, 17 yaşında bir çocuğun yapmayacağı zaten çok açık net. Zaten yaşının 17 olması seçilmesi için bir kriter de aynı zamanda onun büyük olasılıkla. Ve Hrant Dink hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli aydınlarından biri işte göz göre göre öldürüldü ve şu anda da katili dışarıda. Bu bir sembol. Bu Türkiye'deki cezasızlık sisteminin
bir sembolü. Yani biz Musa Anter'in de katillerini bulamadık. Biz Uğur Mumcu'nun da katillerini bulamadık. Biz öldürülen diğer faili meçhul veya faili belli aslında cinayetlerin de katilini bulamadık. Çünkü katillerinin bulunmasını istemeyen bir sistem var. Bu sistem hem yargı bürokrasisinde var, hem poliste var. Yani aslında devletin birçok kurumunda devlet adına suç işleyenleri koruyan bir sistem var. Yani sokakta sen gazetecisin, çok fazla karşılaşmışsındır. Sokakta polisin şiddetine maruz kalıyorsunuz sürekli. Kameranız kırılıyor. Hangi gün bir polis ceza aldı bu yüzden? Hiçbir şekilde yani devlet adına suç işleyenler korunuyor. Bu Türkiye'nin kronik bir sorunu. Yani ta Cumhuriyet'ten günümüze gelen bir sorun. Ve o gün Samas da bunun en iyi bir örneği. Yani şu an cezaevinde 49'a yakın gazeteci var. Şu an cezaevinde binlerce siyasetçi var. Selahattin Demirtaş var dedi cezaevinde ahim kararına rağmen. Osman Kavalak var ahim kararına rağmen. Ve iddianame okuduğumuzda ne cinayet var, ne silah var, ne bomba var. Hiçbir şey yok. Can Atalay var Anayasa Mahkemesi kararına rağmen. Tweet attı diye gözaltına alınan tutuklanan var. Barış Pehlivan var. Yani bir hakaret davası yüzünden aylardır cezaevinde. Böyle bir adalet sisteminde o gün Samas gibi katillerin bırakılması bir tercihtir. Bir mesajdır. Hem kamuoyuna hem de gençlere bir mesajdır. Yani bir şekilde korunacaklarını, bir şekilde tahliye olacaklarını, bir şekilde itibarlarının iade edileceğine yönelik bir mesaj. Bundan başka bir şey anlamak anlamsız. Örneğin ben kendi vakamdan bir örnek vereyim. Kendi baktığım bir vakadan. Bir Alman vatandaşı var, Patrick Kraker. Ceza infaz kanununa göre infazı bitmiş aslında. Ama her 3 ayda bir toplanan gözlem raporu topluma tehlike barındırdığı gerekçesiyle tahliye kararı verdirmiyor. Şimdi aynı gözlem raporu o gün Samas'ta iyi hali demiş. Bu bir tercihtir. Gülten Kışınak 7 yıldır tutuklu ve ceza muhakemesi kanununda tutukluluğun azami süresi 7 yıl. Daha ötesi bir hak gaspıdır, bir suçtur. Yani birini zorla tutmaktır. Tahliye edilmiyor. O gün Samas edildi. O gün Samas edilmişse bu bir tercihtir. Bir mesajdır. Böyle anlamak lazım. Zaten örgüt üyeliğinden ceza vermediler. Örgüt bulamadılar. Herkesin bulduğu örgütü Türk yargısı bulamadı. Yani emniyetten, yargıdan, askeriyeden destek aldığı bu cinayette çok açıkken, iddianameyi okuduğumuzda çok açık görüyorsunuz zaten. Medyadan destek aldığı bir cinayetten bir örgüt bulamadık. Ama sen bir tweet attığında Zübeyde, sana çok rahat örgüt bulabiliyorlar. Yani bir sürü aday var. Yani demek istediğim zaten yargılamanın başında bir hukuksuzluk vardı. Yargılama emri verenler, işte tedbir almayanlar, yol verenler, cinayete yol verenlere yönelik bir iddiaya dönüşmedi, bir yargılamaya dönüşmedi. 17 yaşında bir tetikçi, ben aslında bir mağdur da diyebiliriz belki o dönem için, şu an bilmiyorum. O dönem için bir çocuk buldular ve o çocuktan Raquel Dinkler'i gibi bir canavar yarattılar. Bir karanlık yarattılar ve şu anda da çocuğa iade itibar verdiler. Korkuyorum ki ileride parlamento dahi görebiliriz bu kişiyi. Aynen. Çok doğru bir noktaya değindin. Hatta sosyal medyada şu sorular bile sorulmaya başlandı. Çünkü yakın tarihimize baktığımızda örnekleri çok fazla. Acaba o gün Samas hangi partiden meclise girecek? Ya da tırnak içinde ağabeyleri gibi bazı siyasetçilerin korumalığına üstlenip onlarla ilgili onlar için mektuplar mı yazacak? Önümüzdeki süreç elbette ki bunlar. Yani geçmişte gördük. Mehmet Ali Ağca'yı gördük. Alaaddin Çakıcı'yı gördük. Birçok suç örgütü liderini veya cinayet işlemiş katili gördük. Daha sonra iade itibarları verildi. İhaleler verildi. İşte siyasi partilerle ilişkiler kuruldu. Bu bizim için şaşırtıcı olmayacak ama bir kez daha utanacağız büyük olasılıkla bu durumdan. Şimdi bir taraftan özellikle İçişleri Bakanı'nın değişmesinden sonra suç örgütlerine yönelik operasyonlar görüyoruz. Öte taraftan da işte o gün Samas örneğindeki gibi suçluların tahliye edildiğini görüyoruz. Bu ikilemin nedeni ne olabilir sence?
Yani ben hukukçu olarak, sen de gazeteci olarak bu durumun arka planını çok iyi bilemeyebiliriz. Çünkü bizim iktidardan haber kaynaklarımız yok. Ama yani İçişleri Bakanı istediği kadar suç örgütleriyle uğraşsın. Bugün bu hafta bir hakimin Alaaddin Çakıcı'yla fotoğrafı yayınlandı. Yani yargıyı temizlemeden, yargıyı tekrar tarafsız ve bağımsız bir hale getirmeden yapılacak her operasyon sonucu tahliyeyle, beraatle bir süre sonra biter. Yani yargı içerisinde yolsuzluk iddiaları bu kadar çok konuşuluyorken, geçen hafta bir avukat bu iddiaları tweet attı diye ev hapsine alındı. Yani ev hapsi yasası verildi. Bir avukat, yani yargının bir parçası, bir eleştiri sunduğu için. Yani Türkiye'de kurumlar bu kadar çökertilmiş ki iktidardan belki iyi niyetli bazı suç operasyonlarını amaca ulaşacağını sanmıyorum. Çünkü yargı bu haldeyken, yani Anayasa Mahkemesi'ni takmayan bir Yargıtay, suç örgütleriyle fotoğraf veren işte hakimler, rüşvet iddiaları, bunlar bu haldeyken bizim Türkiye'de bir temiz eller operasyonu olacağına inanmamız zor. Bunun için hem güçlü bir İçişleri Bakanlığı hem güçlü bir yargı gerekiyor. Maalesef bu şu anda yok. Çok da mümkün görünmüyor. Tam da yargı içerisindeki krizden bahsetmişken AYM ve Yargıtay arasındaki kriz neye evrilir sence? Bir hukukçu olarak görüşünü merak ediyorum. Yani ben bunu aslında yazdım da 2010 referandumunda aslında AKP iktidarının getirdiği bir yöntem, bireysel başvuru yöntemi Anayasa Mahkemesi'ne. Ve o günden bu yana Anayasa Mahkemesi birçok kararını eleştirsek de hukukçu olarak ben aslında çalışan bir sisteme doğru evriliyordu. İktidarın izin verdiği ölçüde aslında. Bir şekilde bazı kritik olaylarda, davalarda hukuk lehine kararlar alabildiğimiz bir mekanizmaydı. Bu en son Can Atalay'da ortaya çıktı. Can Atalay'da Yargıtay'ın bir görüşü var. Yargıtay diyor ki terör suçları dokunulmazlık kapsamında değil, bu anayasanın 14. maddesinde açıkça yazılmış diyor. Ama Anayasa Mahkemesi diyor ki hayır, yazılmamış. Bunun için meclisin bir kanun çıkartması lazım. Çünkü 14. madde belirli bir madde değil. Biz yargı olarak oraya yeni yorumlar, yeni anlamlar yükleyemeyiz. Doğru olan yorum buydu. Ve bu görüş ayrılığı bir krize dönüştü nihayetinde. Ve bu kriz Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasanın 153. maddesi, yani Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu ile ilgili maddeyi, bir çekişmezlik olursa son merci Anayasa Mahkemesi diyen 155. maddeyi, bunları göz ardı ederek ve üstüne bir öfke ve intikam diliyle suç duyurusu yaptı Anayasa Mahkemesi'ne. Bu suç duyurusunun teorik anlamda bir karşılığı yok ama siyasi anlamda ciddi bir karşılığı var. Çünkü terörist olmakla suçluyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ni, üyelerini. Çünkü darbeci olarak suçluyorsunuz. Bunu suçlayan da Yargıtay üyeleri. Yani aslında iktidar, yani aslında koalisyon, iktidarda olan koalisyon, özellikle küçük ortak diye tarif edilen MHP, yargı içerisindeki bu dominantlığını Anayasa Mahkemesi'ne sağlamak istiyor. Ve Anayasa Mahkemesi hayallerdeki rejimin önünde bir engel olarak duruyor. Çünkü her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi anayasayı korumakla mükellef ve buna uygun adımlar da atıyor. Can Atalay kararı olduğu gibi. Yani tek aslında anayasayı değil, parlamentonun da itibarını koruyan bir karar nihayetinde atıyor. Ve bu bir blok, bir engel olarak algılanıyor. Ve bu kriz bir şekilde gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini nasıl kısıtlarız'a evrilen bir süreç girdik. Bunun için iki yöntem gerekiyor. Bir anayasa değişikliği. Bunun için de tabii ki referandumsuz bir anayasa değişikliği için 400 oya ihtiyaç var. Bu da çok zor AKP açısından. Referandumlu 360 vekile ihtiyaç var. Bu da Deva Partisi, Gelecek Partisi ve İyi Parti'den destek almasını gerektiriyor. Ama kanun değişikliği yapabilirler. MHP ve AKP'nin kanun gücü kanun değiştirmeye yeterli. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasıyla ilgili yasanın 50. maddesini
değiştirip Anayasa Mahkemesi sadece hak ihlali tespiti yapan, yani evet burada bir hak ihlali olmuştur ve bir tazminat ödeme merci yapan, bu hak ihlali karşılığı işte 50 bin lira, 100 bin lira ödeyin diyen bir sisteme dönüşmek istiyorlar. Yani Can Atalay'da olduğu gibi tahliye kararı vermesini engellemek istiyorlar. Yeniden yargılanma kararı vermesini engellemek istiyorlar. Yani bir şekilde alt mahkemelerin yaptığı hukuksuzlukları göz ardı etmesini istiyorlar. Bir tespit mekanizması haline dönüşmesini istiyorlar. Bu Türkiye için çok kötü bir senaryo gerçekten. Çünkü böyle bir kanun değişikliği Anayasa Mahkemesi'ni efektif bir yargı kurumu olmaktan çıkaracaktır. Bu ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. Anayasa Mahkemesi'ni siz yetkileri kısıtlarsanız, bir şekilde tırpanlarsanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde efektif bir yargı yolu olmaktan çıkarırsınız. Ve bu da insanların doğrudan hiç Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yapma hakkını doğurur. Bu da yüz binlerce ek başvuru demek. Şu an Anayasa Mahkemesi'nde 160 bine yakın bireysel başvuru varmış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği bilgi buydu geçen hafta. O 160 bin başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesi demek. Bundan sonra yapılacak yeni başvurularda Anayasa Mahkemesi'ni başvurmadan, atlayarak, pas geçerek AİHM'e başvurma hakkı demek. Bu da Türkiye ve Avrupa Konseyi arasında yeni krizleri ortaya çıkaracak büyük olasılıkla. Çünkü Can Atalay kararına uymadınız Anayasa Mahkemesi. Evet, güzel. Can Atalay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunda farklı karar çıkmayacak ki. Orada da Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği, geçmiş kararlarına bakarsak milletvekilleriyle ilgili verdiği, AİHM de Anayasa Mahkemesi'ne benzer karar verecek. Uygulayamayacaksınız. O zaman da Türkiye konseyden çıkmak zorunda kalabilir. Bunun tartışması başlayabilir. Zaten Kavala davası, Demirtaş davası Türkiye'nin konseyde sorun yaşamasına yeterlice gerekçe sunuyor. Bir de üstüne Can Atalay ve diğer binlerce başvuru eklenirse Türkiye maalesef konseyden çıkmaya giden bir yöne doğru evrilebilir. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar istiyor, AKP ne kadar istiyor, bunu ben kestiremem bir hukukçu olarak. Ama şunu çok iyi biliyorum ki iktidar ortağı MHP ve ona yakın yargı bürokrasisi bu konuda maalesef Türkiye'nin evrensel insan hakları standartlarından uzaklaşması konusunda elinden geleni yapıyor. Yani ben AKP'ye şunu tavsiye edebilirim. Serin kanı düşünmek lazım. Çünkü anayasa ihlali sadece Can Atalay'la ilgili değil. Yarın öbür gün iktidara karşı bir yargı operasyonu olabilir. Bunu geçmişte cemaat yaptı. Bunu yine benzer yapılar yapabilir. Farklı yapılar yapabilir. Ve anayasa bir kez delinirse birkaç kez delinmesinin önünü açmış olursunuz. Yani bu Türkiye'de bir yargı çevresinin Türkiye'ye yönetmesi anlamına gelir. Anayasadaki yetkisi olmamasına rağmen bu ciddi riskler barındıran bir şeydir. Bu yüzden ben AKP içerisinde akıl selim davranacak insanların olduğunu hala inanmak istiyorum. Çünkü bu mesele Can Atalay'dan çıktı. Bu mesele Türkiye'nin bir hukuk devleti mi, hatta devlet mi? Yani onu geçtim. Olup olmadığı meselesine gelir. Çünkü kurumları olmayan bir devlet, Anayasa Mahkemesi olmayan, İşte Merkez Bankası olmayan, işte yargısı olmayan, yargıtayı olmayan bir devlet zaten devlet değil. Yani geçtim hukuk devletini. Bu Türkiye'deki, Türkiye'de yargıtay 1850'lerde kuruldu sanırım. 150 yıllık hukuk birikimini çöpe atmaktır. Yani böyle bir duruma gelirsek Türkiye'nin iyi kötü bir hukuk birikimi var. Yani bir şekilde işleyen bir sistem var. Çok fazla eleştiriyi hak etse de Türkiye 150 yıllık bir hukuk tarihi olan bir devlet. Bunu çöpe atmamalarını isterim, umarım. Ama maalesef gidişat onu göstermiyor. Bunun bir Can Atalay meselesi ki tabii ki onun meselesi ama bu mesele artık ondan da farklı bir boyuta geldi. Türkiye'nin devlet olup olmamak noktasında karar vereceği bir sürece evrildi. Peki son olarak aslında şöyle küçük bir özet geçtikten sonra küçük bir soru soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kurum arasında bir anlaşmazlık olduğunu söyledi.
Oysa senin de anlattıklarından yola çıkarak bu sadece iki kurum arasındaki anlaşmazlıktan ziyade aslında siyasi, yani iktidarın küçük ortağının bir dahli olduğunu ya da bir isteği olduğunu. Lafını böleceğim. Cumhurbaşkanı'nın o beyanını doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada kurumlar arası bir anlaşmazlık yok. Burada kurumlardan bir tanesi, yani Yargıtay anayasaya uymuyor. Hukuksuzluk yapıyor. Yani bir anlaşmazlık söz konusu değil. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmeyebilir, hoşuna gitmeyebilir, rahatsız olabilir ama uymakla mükellef. Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken buydu. Taraflara anayasaya uyum çağrısı yapmasıydı. O zaman aslında iki kurum arasındaki bir anlaşmazlık diyemeyiz senin de söylediğin gibi. Toplumda da aslında uzun süredir yargıya karşı bir güvensizlik var ama iyi kötü senin de dediğin gibi devam eden bir sistem vardı. Bütün bunların sonucunda aslında ben şunu merak ediyorum. Bu yargı krizinin, bu hukuksuzluğun bu kadar artmasının topluma maliyeti ne olacak ya, bizi ne bekliyor? Bir yurttaş olarak ben merak ediyorum. Beni, bizleri ne bekliyor günün yani, sonunda? Yani bence herkesin merak etmesi lazım. Bir kere hiç kimsenin hukuki güvenliği yok. Anayasa bu ülkede yaşamamız için var olan haklarımızın korunduğu bir metin, bir sözleşme. Yani bizim yaşam hakkımızdan, ifade özgürlüğümüzden, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkımızdan, evlenme hakkımızdan, boşanma hakkımızdan, kadın haklarından, eşitlikten, laiklikten, yani her şeyi sayabilirsiniz. Koruma altına aldığı bir sözleşme. Anayasasız bir Türkiye, anayasanın uyulmadığı bir Türkiye, hiç kimsenin hukuki güvenliğinin olmadığı bir ülkeye dönüşür. Yani bir mafya devletine dönüşür, bir kabile devletine dönüşür. Sadece gücün yettiği, sadece paranın yettiği, silahın yettiği, yani hukuksal sorunlarda bunların çözüm aracı olduğu bir yönetim biçimine evriliriz. Oysaki anayasa bizim temel haklarımızı koruyan bir mekanizma. Bu yüzden bütün yurttaşlar kaygılanmalı bence. İkinci olarak yargı açısından şunu söylemek istiyorum. Yani düşünün, siz Çankırı'da, Yozgat'ta, Hakkari'de bir yargıçsınız. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Anayasaya uygun bir karar verdi. Bu kararı verdiği için haklarında suç duyurusu yapıldı. Ana akım medyada fotoğrafları yayınlandı. İktidar ortağı grup toplantısında terörist olmakla suçladı. Siz yargıç olarak vereceğiniz kararları verirken korkmaz mısınız? Evet. Sıradan küçük bir yargıç olsanız Anadolu'nun herhangi bir kasabasında. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerine bunu yapanlar, sizi onlara ne yapmazlar ki? Anlatabildim mi? Yani Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir tutuklanmadığı kaldı aslında. Bütün her şey yapıldı. Bu yüzden yani küçük mahkemelerdeki, lokal mahkemelerdeki hakimlerin de karar verirken ciddi bir baskı altında olduklarını hissedecekler. Bu da hukuka uygun, evrensel standartlara uygun kararların çıkmasını engelleyici bir etki koyacak. Yani bu yüzden bu olay tamamen vatandaşları ilgilendiriyor. Bu olay tamamen hukuk devletini ilgilendiriyor, ekonomiyi ilgilendiriyor, her şeyi ilgilendiriyor. Bu yüzden herkesin kaygılanması lazım ve bu kaygıyı da demokratik yöntemlerle belki ifade etmek lazım. Sevgili Veysel, çok çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığın için. Küçük bir ricam olacak senden. Şu anda küçük bir teknik sorunu yaşadığım için ben yayından alamayacağım. Sen veda ettikten sonra çekilebilirsen tamam. Çok çok mutlu olurum. Evet. Tamamdır. Pardon, teknik sorun giderildi. Tamamdır, o iş bende. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, ben teşekkür ederim. Sağ ol. Gayet güzel çok programdı. İyi yayınlar sana. Teşekkürler. Çok teşekkürler tekrar. Sağ ol. Evet, konuğumuz MLSA İş Direktörü Veysel Ok. Aslında burada meslektaşlarım adına da MLSA'ya ve Veysel Ok'a teşekkür etmek isterim. Belki bilmiyorsunuzdur. Özellikle gazetecilerle ilgili davalar olduğu zaman MLSA bizim savunmanlığımızı üstlenip mahkemede meslektaşlarımın yanında oluyor. Buradan tekrar MLSA'ya ve Veysel Ok'a teşekkür etmek isterim. Evet, konumuz Hrant Dink'ti. Hrant Dink'in
Katil zanlısı Ogün Samas'ın tahliyesiydi. Bunun hukuki boyutunu biraz irdelemeye çalıştık. Bununla birlikte AYM ve Yargıtay arasındaki krizin nereye evrileceği, aslında iktidarın bahsettiği gibi iki kurum arasındaki bir kriz miydi, yoksa buna siyasetin dahli var mıydı sorusunu da sorduk Veysel'e. Bütün cevaplar programın içerisinde. Programı noktalamadan önce her zaman şunu söylüyorum. Lütfen Samimi Haber'i takip edin, sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanallarımızdan. Sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla paylaşın ki bizler de uzun soluklu yayınlar yapıp en azından gazeteciliğe devam edip gazeteciliği sürdürelim. Gazetecilik yapacak mecralar genişlesin. Burada sizin yapmanız gereken tek şey aslında takip etmek ve yayınlarımızın pek çok insana ulaşmasını sağlamak diyelim. Buradan bunu yaptığınızı farz edip size teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.